Ünlü anneler ve çocukları özel bir etkinlikte kameralar önüne geçti. İşte çocuk özlemi duyanların da ilgiyle izlediği o dakikalara gidiyoruz. Ya bir yıldır korkunç bir alerji kriziyle uğraşıyorum ve ne olduğu bulunamıyor. Ünlüler ve çocukları bu etkinlikte buluştu. İçim gidiyor, içim uykusu var birazcık. Ünlü anneler, ünlü bekarlar, çocuk sahibi olmak isteyenlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi bu etkinlikte buluştu. Genç yaşı ve fit vücuduyla sağlıklı bir yaşama sahip olan cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ayşe Kucuroğlu, malumunuz tam 5 çocuk annesi. Şarkıcı Zeynep Mansur bir yıldır tanımlanamayan bir hastalıkla mücadele içindeymiş. Ya bir yıldır korkunç bir alerji kriziyle uğraşıyorum ve ne olduğu bulunamıyor. Sürekli test yapılıyor. İşte şimdi yine bir kan testi yapıldı. 3 gündür hiç uyumadan böyle bir alerji mücadelesi veriyorum. Sürekli kortizon iğneleri oluyorum bir yıldır. Resmen bir yıldır kabus dolu günler yaşıyormuş Mansur. Onunla ilgili işte kilo almamaya çalışıyorum, sağlıklı kalmaya çalışıyorum. Biraz zor bir süreç yaşıyorum ama inşallah en kısa zamanda kurtulacağım. Bir çocuk annesi Emine Ün de etkinliğe katıldı. Kızı Duru'yla Amerika tatilinden dönmüşler. Yani beklediğimden daha iyi geçti. Çok eğlendik yani gerçekten. Instagram'da koydum zaten şeyleri, fotoğraflar ama yani daha koymadığım o kadar çok fotoğraf var ki hepsini koyamıyorsun, paylaşamıyorsun yani. Olmuyor. İki haftalık Amerika tatilinden sonra iş hayatına dönen Emine Ün, en büyük dileğim kızım Duru da Zehra Çilingiroğlu gibi Londra'da eğitim görsün dedi. Duru'nun da hedefi tabii Londra'da okumak. Ama kısmet tabii bu işler. Daha biraz daha zamanı var onun. Kızı Duru'nun çabuk büyüdüğünü, yılların hangi ara geçtiğini de anlamadığını söyledi Emine Ün. İçim gidiyor. İçim Ayşe'nin zaten kızına bayılıyorum. Ayşe Kücüroğlu'nun kızına. Yani gördükçe tabii Duru'nun hemen küçüklüğü aklıma geliyor. O, çok çabuk zaman geçmiş. Ben çok özlüyorum onun küçüklük hallerini. Şimdiki hali bambaşka güzel. 2010 yılında evlendiği müzisyen eşi Kaan Tangöze'den boşanan Seçkin Piriler de etkinliğe çocuğu Hakan'la geldi. Seçkin Pirilerin her iki bacağındaki yara izleri de dikkat çekti. Ya çocuklarla oynarken oldu, koltuktan düştüm. Geçmiş olsun. Bir burası bir de şurası. Yani çok sağlam bir organizasyon olduğu için sormak zorunda kaldım. Koltuktan. Ya önemli bir şey yok değil mi? Hayır, koltuktan düştüm. Onun taklidini yapıyordum. Yani Hakan'ın taklidini yaparken oldu bu. Yani iki tarafta mosmor, bu daha da mor arayacak. Hakan Tangöze'nin uykusu varmış. Islı o, yaramaz değil. Uykusu geldi, şu an uyku saatinde. Öyle zaten farkındasınızdır, bellidir. Hakan çok meraklıymış. Her şeyi çok incelemeyi seviyor. Çok meraklı bir çocuk. Herkesi inceliyor. Etrafıyla çok sosyal. Etrafıyla çok güzel diyalog kurabilen bir çocuk. Sosyal bir çocuk. Şimdi tabii uykusu olduğu için biraz gözler mayışık. El salla oğlum. El salla bebeğim. Öpücük ver, öpücük ver. Diğer oğlu Volkan evdeymiş. Gece uyumaya gidiyoruz. Hatta de ayakkabılarını getiriyor. Gezmeyi de çok seviyor. Hakan daha evcimen. Volkan daha çok dışarıyı seviyor. Viyana'da uzun yıllar müzik eğitimi alan genç popçu Kerim, meslek hayatını sürdürmek üzere Türkiye'ye döndü. Küçük yaşlarda her zaman şarkı söyleyen bir çocuktum zaten. Her zaman bir ilgim vardı. Arkadaşlarım da, sınıf arkadaşlarım davul eğitimine başlamıştı. Ben de istiyordum onu. Davul çalmak istiyordum. Orada başladım. Güzel bir hazırlık oldu konservatuvar eğitimi için. Birçok müzik aletine ilgi duyan Kerim, illa aşk şarkısıyla müzikseverlere kendini tanıttı. Sözlerimde yapsın ya.